Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Damat bebeğimizin kafasıyla devam ediyoruz. İpim kartopu amigurumi ipi 12-19, tığım 2.0 milimetrelik bir tığ. Evet arkadaşlar, sihirli halka ile başlıyoruz damadımızın kafasını yapmaya. İsteyen göz işlemeli, isteyen boncuk gözlü de yapabilir. İki şekilde de tarif edeceğim. Sihirli halkama 3, 4, 5 ve 6 adet sık iğnemizi dolduruyoruz. Hemen en baştaki ilmeğime batıyorum. Bir, 2 artırma yapıyorum arkadaşlar. Her birine birer adet artırma yapacağım. 6 adet sık iğnemin üzerine her birine ikişer adet artırma yapıyoruz. Yani toplamda 6 kez artırmış olacağız. Bu sıra sonunda toplamda 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet. 12 adet ördükten sonra arkadaşlar 12. ilmeğe işaretlediğimizi takıyoruz. Evet, 12. ilmeğimizi işaretlediğimizi takalım. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Bir tek bir arttırma, bir tek bir arttırma. 6 kez bu işlemi tekrarlayacağız. Bir sıra önce 12 adet sık iğnemiz olmuştu. Bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda 18 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, bir tek ve son arttırmamı yapıyorum. Son arttırmamı yaptıktan sonra arkadaşlar işaretleyicimi şu son arttırmadaki ilmeğimize takıyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 2 tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. 1, 2 tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 2 tek bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 6 kez bu işlemi tekrarlayacağız. Yani 6 kez arttırmış olacağız. Bu sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 1, 2 tek bir arttırma. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamladıktan sonra son arttırmamızı yaptıktan sonra işaretleyicimizi son arttırmamıza takıyoruz ve devam ediyoruz. Diğer sıramıza geçiyorum. 1, 2, 3, 3 tek yaptım, bir artırma yaptım. 1, 2, 3. 3 tek örüyorum, bir artırma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 3 tek bir artırma yaparak toplamda 6 kez artırmış olacağız. Ve bu şekilde bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 1, 2, 3. Tek bir arttırma. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Yine işaretleyicimizi en sonuncu yaptığımız arttırmamıza takıyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 4 tek bir arttırma yaparak toplamda 6 kez arttırmış olacağız. Bu işlemi 6 kez tekrarlıyoruz. 4 tek bir arttırma. Sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 1, 2, 3, arttırma yapıyorum.
İşaretleyicimizi son 4 tek bir artırmamızı yaptıktan sonra son sık iğnemize işaretleyicimizi yine aynı şekilde takıyoruz. Bu sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, diğer sıramıza geçiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tek ördüm, bir artırma yapıyorum. 2 3 4 5. Evet, bu işlemi de arkadaşlar toplamda yine 6 kez tekrarlıyoruz. 5 tek bir artırma yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 5 tek bir artırma yaparak tamamladıktan sonra toplamda 42 adet elimizde sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Toplamda 42 adet sık iğnem olmuş oldu. Diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu sırada da arkadaşlar 6 tek bir artırma yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda toplamda 48 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Bu işlemi işaretleyicimize kadar 6 kez tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar, bu sıra sonunda toplamda 48 adet sık iğnemiz oldu. 6 tek bir artırma yaparak 6 kez bu işlemi tekrarladık. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tek örüyorum, bir artırma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 7 tek bir artırma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlamış olacağız. Bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda 54 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Bu sıramızı da 7 tek bir artırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Toplamda 54 adet sık iğnem olmuş oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tek bir artırma yapıyorum. Bu işlemi de arkadaşlar bu sıramızda toplamda 6 kez tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar, 8 tek bir artırma yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Toplamda 60 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 60 adet sık iğnemiz arkadaşlar toplamda 13 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz bir nokta, boncuk göz takmak isteyenler sadece 12 sıra düz örsünler. Yani 60 adet sık iğnemizi göz işlemesi yapmak isteyenler 13 sıra, boncuk göz takmak isteyenler 12 sıra düz bir şekilde örüyoruz 60 adet sık iğnemizi. Evet arkadaşlar, 13 sıra düz bir şekilde ben ördüm. Göz işlemesi yaparak öreceğim için, dediğim gibi arkadaşlar, eğer boncuk göz takacaksanız 12 sıra örün düz bir şekilde. Bu yapacağım sıradan, yani 12 sıra ören arkadaşlar bu örecek. Diyelim ki şu an 12 sıra ördünüz. Şöyle anlatayım. Diyelim ki şu an 12 sıra ördünüz. Şu öreceğim sırayı da ördükten sonra göz takacak yeri de tarif edeceğim. 13 sıra ören arkadaşlar devam ediyoruz. Ve 12 sıra ören arkadaşlar da bu sırayı örüyorlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum.
Bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Burada arkadaşlar toplamda 3 kez arttırmış oldum. Bir arttırma yaptım, bir tek bir arttırma yaptım, bir tek bir arttırma. 6 adet sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, düz bir arttırma yapıyorum. Evet, bir arttırma yaptım, bir tek bir arttırma yaptım. Bir tek örüyorum, bir arttırma daha yapıyorum. Burada da arkadaşlar toplamda 3 kez arttırmış oldum. Kalan sık iğnelerimizi düz bir şekilde işaretleyicimize kadar hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. İşaretleyicimize kadar. Bu sıra sonunda toplamda 66 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, 12 sıra ören arkadaşlar takacağınız gözü şu arttırma yaptığım sıranın üzerindeki, diyelim ki şu an 12 adet düz ördünüz, bu sırayı ördünüz. Yani şu arttırma yaptığım sırayı şu şekilde arkadaşlar şöyle tutacağım. 1 2. Buraya gözü takıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Şu arttırma yaptığımız sıra 12 adet sıra düz ördük. Bu sırayı da yaptık. Tam bu arttırmaların üzerine arkadaşlar, yani şu 3 3 yaptığımız arttırmaların olduğu kısma ortalayarak boncuk gözümüzü 1 2 sıranın hemen, yani 1 2 3 üçüncü sıranın hemen arasına takıyorsunuz şuraya. Şu sırayı da sayıyorum. 1 2 3 buraya takıyorsunuz. 12 sıra ören arkadaşlar. Arada 10 sık iğne atlayıp tekrar 1 2 3 sıra değil, hemen 3. sıranın üzerindeki yere boncuk gözleri takıyorsunuz. Bu şekilde erkek bebeğin gözleri. Göz işlemesini yapacak olan arkadaşlar da bu videodan devam edeceğiz. İşaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Bu sıra sonunda toplamda 66 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar, göz için ben kahverengi öreceğim. Bir koyu kahve, bir açık kahve ve siyah ve beyaz ipe ihtiyacımız var. Hemen siyah ipimden alıyorum. Siyah ipim 2 kat olacak şekilde iğneme takacağım. Evet arkadaşlar, kafayı alıyoruz, gözle işlem işleyeceğiz erkek bebeğimizin. Bakın şu ilk yaptığımız arttırmalar arkadaşlar, 1 2 3 3 kez arttırmıştık. Ortada 6 tane düz işledik. Burada arkadaşlar şu 6 düz işlediğimizin önündeki ilk arttırma değil, onun önündeki tek olan ilmeğimizin üzerindeki 1 2 3. bunu işaretleyin. Evet, bu şekilde işaretledim. Bu karenin üzerine arkadaşlar siyah ile dolduruyorum. Siyah ip ile sadece bu bir tek sık iğnenin, 3. sık iğnemin üzerine siyah ipimle kapatacağım.
Tamamen böyle ten renginin görünmeyeceği kadar iyice kapatıyoruz. Evet, bu şekilde kahverengi ipimizi alacağız. Bu ipimden de arkadaşlar belli bir kalınlıkta, bu ipim benim hep iplerim katlı olduğu için yani inceliğine göre ayırıyorum. Bakın evet, şu kalınlıkta bir ip olacak. Bu şekilde açacağım. Ve iğneme takıyorum. Evet, kahverengi kısmını yapacağız. Siyah ipimin kenarından batıp arkadaşlar bu şekilde dönerek etrafını dolduracağız. Hepsinin eşit uzunlukta olmasına dikkat edin. Arada boşluk bırakmadan. Evet, şu köşe kısmını şu köşeden batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir köşe yapacağım. Evet, sonra şu aradaki boşluk olan yeri dolduracağım. Bu şekilde arkadaşlar, buradan şu alt kısmı da aynı şekilde dolduruyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar, bakın buradan da arkadaşlar şuradan şuraya kadar aynı şekilde böyle bu tarafı da aynı şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladıktan sonra şu şekilde etrafına bir çember yapacağım. Evet, ipimizi kesiyoruz ve açık kahve olan ipimizi takacağız. Evet, açık kahverengi ipimi de taktım. Ucunu da tüğümledim. İçine bu gözün efekt olan açık renk olan kısmını yapacağız. Siyahla kahverenginin arasından iğnemi çıkartıyorum. Hemen kahverenginin bitim noktasından batıyorum.
Evet, bu şekilde belli aralıklarla, yani istediğiniz kadar aralıklarda yapabilirsiniz. Bu şekilde kahverenginin içine minik efektler yaparak işliyoruz. Evet, bu sırayı da tamamladıktan sonra ipimi arkadan sabitliyorum. İpimizi kesiyoruz ve beyaz ipimizi takacağız. Evet, beyaz ipimi de taktım. Şuradan arkadaşlar hemen kahverengimin uç kısmından çıkıyorum, bakın iğnem ile. Biraz alttan şuradan batıyorum. Tekrar biraz daha geriden, beyaz ipimin biraz daha gerisinden çıkıyorum. Beyaz ipimin ucuna, iç kısmına batıyorum. Diğer kahverenginin uç kısmından çıkıyorum. Yine aynı işlemi burada da yapacağım. Tekrar beyazın uç kısmından içinden çıkıyorum ipimin. Hemen diğer beyazımın uç kısmına batıyorum. Tekrar beyazın iç kısmından çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar etrafını biraz doldurarak beyaz kısmını biraz kalınlaştıracağız. Evet, diğer tarafına da aynı şekilde.
Batıp çıkarken arkadaşlar, ipimizin içinden batıp çıkarsanız ip daha iyi sabitlenmiş oluyor, bilginiz olsun. Evet. Bu şekilde gözümüz. İsterseniz şu beyazını biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Şu iç kısmına bir efekt yapacağım. Siyah ve kahverenginin arasından bir noktadan çıkıyorum. Bakın şu köşe kısımdan. Evet, buraya minik bir parça beyazlık yapacağım. Tekrar şu iki siyah ve kahverenin arasından çıkacağım. Hemen şu alt köşe kısma batıyorum. Evet, bu şekilde siyah beyaz ipimizi kesiyoruz, siyah ipimizi takacağız. Evet arkadaşlar, siyah ipimi tekrar taktım. Şu beyazın uç kısmından çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar, getiriyorum ipimi, hemen biraz aşağısından batıyorum. Bakın hemen şöyle tuttuğumda, bakın şu şekilde oluyor. Tekrar siyahın uç kısmından çıkıp şöyle orta kısımdan bir yerden tekrar batıyorum. Tekrar siyahın iç kısmından çıkıyorum. Tekrar şöyle şu şekilde getirip siyahın uç kısmına tekrar birleştiriyorum. Biraz geriden tekrar siyahın içinden çıkıyorum. Siyahın hafif az yukarı kısmından çıkacağım. Tekrar yapıyorum arkadaşlar bu işlemi. Evet, erkek bebeğimizin gözü bu şekilde. Şu alt kısmını arkadaşlar minik bir siyahlık yapacağız. Bakın şu alt köşe kısmından iğnemi çıkartıp şöyle ipimi getiriyorum. Hemen şu alt köşe kısmından içe doğru tekrar batacağım. Evet, erkek bebeğimizin gözü bu şekilde. Diğer gözü de arkadaşlar tarif edeceğim. Yine aynı şekilde bakın, şu altı sık iğnemizin üzerindeki hemen ilk baştaki arttırma var ya arkadaşlar, bakın şu. 6 tane düz ördük, bir arttırma yaptık, bir tek yaptık, bir arttırma, bir tek, bir arttırma yapmıştık ya. Bu ilk arttırmanın yanındaki tek olanın üzerindeki 1, 2, 3. Üçüncüyü işaretliyoruz. Evet, diğer gözümüzü de aynı şekilde bu ilmekten başlayarak işliyoruz. Evet arkadaşlar, diğer gözümüzü de ördük. Diğer gözümüzü de ördükten sonra arkadaşlar 66 adet sık iğnemizi 3 sıra düz bir şekilde dönüyoruz. Evet arkadaşlar, 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Artırma yaptığımız sıradan sonra 3 sıra düz bir şekilde ördüm 66 adet sık iğnemizi. Devam ediyoruz. 1 2 3 düz bir şekilde örüyorum. 4 5 6 7 8 9 9 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar 9 tek bir azaltma yaparak 6 kez bu işlemi tekrarlayıp işaretleyicimize kadar geliyoruz. 9 tek örüyoruz, bir azaltıyoruz. 9 tek bir azaltma, 9 tek bir azaltma, 6 kez bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet, 9 tek bir azaltma yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Bu sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Evet, bu sıramızda da arkadaşlar 8 tek bir azaltma yaparak bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar, 8 tek bir azaltma yaparak bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Bu sıra sonunda toplamda 54 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tek bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 7 tek bir azaltma yaparak 6 kez azaltmış olacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 7 tek bir azaltma. Evet, 7 tek bir azaltma yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Bu sıra sonunda toplamda 48 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Tekrar diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tek bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde 6 tek bir azaltma yaparak bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Evet, bu sıramızı da 6 tek bir azaltma yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tek bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da 5 tek bir azaltma yaparak bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tek bir azaltma yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde 4 tek bir azaltma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlıyoruz. Evet, bu sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Ben bir miktar doldurma işlemi yaptım burada. Siz de yapın. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3. Evet. Bir önceki sırada 30 adet sık iğnemiz kalmıştı. Bu sıramızda da 3 tek bir azaltma yapıyoruz. Evet, bu sıramızda da 3 tek bir azaltma yapacağız. Sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz kalmış olacak. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2. 2 tek bir azaltma yaparak bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız bu sıramızda da. 2 tek öreceğiz, bir azaltma yapacağız. Sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğnemiz kalmış olacak. Evet, bir diğer sıramıza geçiyoruz. 1 tek bir azaltma yapıyorum. 1 tek bir azaltma. Bir tek bir azaltma. Evet, bir tek bir azaltma. Evet, bir tek bir azaltma yaparak bu işlemi 4 kez tekrarladım. Geriye kalan sık iğnelerimi düz bir şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar düz bir şekilde öreceğim. Sıra sonunda arkadaşlar 15 adet sık iğnem kalmış olacak. Evet, 15 adet sık iğnemiz kaldı. Sıra sonuna geldim. İlmek kaydırma yöntemiyle ipimi çıkartıyorum. Bir,
2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, kafamız bu şekilde bitti arkadaşlar. Şu yanak kısımlarına doğru bir miktar daha elyaf iterek dolduruyorsunuz. Bir diğer videomuzda kaş, burun, ağız ve saç kulak yapımıyla devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.